Nasıl kayınvalidenle aran kuzum? Çok iyidir. Çünkü kayınvalide gibi değildir. Yani normal. Normal insan yani. O yüzden. Bunlarınki ne pek zürafa, tavşan. Normal insan, at var değil mi? Kayınvalide at olan yok mu? Var. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla başlıyor. İnsan seni be. Sevgili Gözde, sevgili Mert. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözde'ciğim, kaç senelik bir ilişki bu? 2004, 2021, 17. Oo, bu ne hanedanlık dönemi gibi ya. Gelmeyen oğulları gibi böyle tarih verdi yani. 17 mi? Yaşlar kaç? 35, 33. Adam reşit değilmiş. Evet. Geriye dönük Gözde hapse düşse amma sevinirim ha. O tehlikeyi de yaşadık. Nerede? 18 ve 16'ydınız. Evet. Evet. Nerede tanıştınız diyeceğim ama yani. Yuvada belli ki. Nerede tanıştınız? Abi Mert altın eşeğiydi. Tamam. Nerede tanıştınız? 2004 senesinde bu Kastal diye bir liseler arası müzik yarışması vardı. Nefis. Orada. Neciydiniz orada? Vasıtasıyla. Firuze. Gözde şimdi orada... Şimdi şöyle oldu. Firuze diye bir... Sahnede dans edecekti. Gibi. Yani şöyle. Firuze diye bir arkadaşımız var. Arkadaşım var. Lise arkadaşım. Bana böyle bir arkadaşından bahsediyor. İşte Mert diye bir çocuk var. İşte çok tatlı baktı falan. Ben de iyi diyorum ya. Ben böyle ÖSS'ye hazırlanıyorum. Yani bana ne Mert'ten yani baktığınız zaman. Sonra böyle meğer Mert güzelliyormuş bana. Hani Mert'e önceden anlatıyormuş. Sonra Kassav'la tuttu elinden. Aha bak Mert bu dedi. Öyle tanıştık. Ben de böyle arkada dekordum. İki arkadaşımız dans ediyordu. Üçüncü lazımdı yarışmaya katılabilmek için. Ben de arkada dekor olarak duruyordum. Durur musun demişler. Duruyordum ben böyle sahnede. Sonra ben tanıştık dekor olarak. O gün ne oldu Mert? Sen... O gün selamlaştık. Sen söyledin mi ona iki yaş küçük olduğunu? Hayır. Tabii ki söylemedim. Söylenmez değil mi o yaşlarda? Ama şöyle bir güzelliği var işin. Firuze de söylememiş. He, kimse söylemedi. Firuze de benim arkadaşım. Tamam. O da söylememiş. Gayet eşit zannediyor bizi Gözde. Çünkü 18 ile 16 arasında fiziken de fark olur yani. Tabii. Yüzler müzler oturmaz. Biz erkekler bile geç olgunlaşıyoruz. Aynen, aynen. İşte ben onu fark etmedim. Bir de bayağı bir öyle zannettim yani. Böyle bara gidiyoruz. Ben gitmek istiyorum, o gelmek istemiyor falan. Giremiyor mu nokuyum? Giremiyor. Ben bira sevmem. Yok. Hayır hayatım ya. Gel şurada çay içelim, evet, adamın içelim ya. Tavla oynayalım. Sürekli nargile kafedeyiz yani. Gerçekten. Nargile kafe mi? Seni almıyorlar tabii. Tabii. Nargile kafeyi alıyorlar. Ha, nargile kafeyi sevince bak onu demiyorum. Bara almıyorlar. Barda şöyle. Nargile kafeyi almıyorlar ki. Bara almıyorlar ama ben şöyle yapıyorum. Bara gidiyoruz. Aa okulda kimliğim kalmış diye. Tüh falan. Hiç şüphelenmedin mi? İçeri. Yok abi şüphelen... İki sene ya. Yok şüphelenmedim. Yok iki sene sürmedi. Şöyle mazereti de şu. Sen ÖSS'ye hazırlanıyordun. İşte senin işte modunu düşürmek istemediğim için söylemedim dedi. ÖSS'ye ben girdim. Sonra söyledi böyle Pardon, mektuplar söyle. Falan yazıldı böyle romantik falan. Ne yazdın mektupta? Yani onunla kadar sevdiğim genel olarak. Yaşını da yazdın mı? Yok kimliğimi verdim. Kimliğini mi verdin? 18 olunca mı verdin? Yok 4 ay yani ilişkimiz başladı 4 ay olmuştu. Tamam verdin. Ne hissettin kuzum? Dedim, kandırılmışsın 4 ay. Olsun artık çok geçti ya. Yani aşık olmuşum yani yapacak bir şey. İlk nerede öpüştünüz? İlk... İdealtepe'de evine bırakırken. İdealtepe evet. Yaşın kaç 16? 16. Ben de o orada zaman. Bayağı suç işliyorum yani. Artık. Bir de ilk ben öptüm falan. İyice. Attıracak kendini içeri Allah'ın cezası. Anladım. İlk sen öptün. Evet. Evet. Sen bekliyor muydun? Öpeceğini. Sürpriz mi oldu? Ya sürpriz oldu gibi ama yani şey ortam çok müsaitti. İdeal de yağmur yağıyordu. Yok yağmur yağıyordu. Ha tamam. Romantik bir an vardı. Evine falan. Bırakıyordum. Biz o zamanlar çünkü haftada bir gün görüşebiliyorduk. Ben yatılı okuduğum şimdi için. Şimdi bu 17 yıllık bir ilişki hiç ayrılık olmadı mı? Oldu birkaç saat. Yani gece ayrıldık sabah barıştık. Sabah barıştık. O kadar. O kadar. Sonra evliyiz değil mi? Evet. Hı-hı. Ha çocuk? Var. Hadi be. Var mı? Sen hala çok küçük duruyorsun hocam. Abi sakallı. Bu çocuğu ben 16 diye kodladım sanki büyümemiş gibi yani. Değil mi? Çocuk kaç yaşında? 4,5. 4,5. Ne adı? Nehir. Ne güzel. Evet. Ne yapabiliyor 4,5 yaşında çocuk? Kıskançlık yapabiliyor. Evet. Kimi kimden kıskanıyor?
Babasını benden kıskanıyor. Öyle mi? Babaya mı aşık? Yani tabii ilk önce her şey anneyle başladı ama babaya doğru yöneldi şimdi. Çünkü artık ben rakip, beni rakip olarak görüyor. Baba artık onun için aşık baba oldu. Şimdi işte anne sen niye işte bu çocuk böyle hiç yaşlanmadığı için kız 16'sına gelince akran olacaklar bundan. Yani olabilir. Anladım. Bu ilişkinin mesela bir kıskancı var mı? Yani varsa gözdedir. Ama sebeplerim vardır yani. Öyle gereksiz kıskançlık yapmam yani. Nedir sebepleri sence? Yani karşı cinsin tipini beğenmemiştir. Bir davranışını beğenmemiştir. Nasıl uyduruyor? Böyle bir uydurma yok ya. Niye? Hayır, bir davranışı bana karşı bir davranışını beğenmemiştir. Ne yapıyormuş karşı cinsler sana karşı? İşte bir yakın davranmıştır, bir şey söylemiştir. Yani ona kendi söylesin. Değildir o. Ben komiklik yapıyorumdur, onu kıskançlık sanmıştır. He bu kim falan yapıyorumdur. Sebeplerim var dedi. Bu o sebep başka sebep. Gerçek sebep. Şimdi bu gerçek ben sebep değil. Ben çok gideyim bundan ne güzel konuşuyor kendine. Değil mi? Gerek, bana da pek gerek yok gibi yani. Öyle oldu böyle. Ya siktir oradan bilmem ne. Oğlum evin salonunda gibi kavga edemezsin. Ben de varım ya burada. Mesela şu örneğimiz var diyeceğiniz ne var senin kıskançlık yaptı? Abi şimdi bu birazcık çok sakin bir insan. Böyle çok duygularını belli etmez. Ne yaptığı belli olmaz falan, tamam mı? Kim? Bu. O yüzden... Mert. 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 Bana öğretiyor Mert. Öğren artık. Ben arada bir bu diyeceğim Mert işte öğren. Bu demeyelim. Mert diyelim. Mert. Tamam. Mert. Mert. Burasına geldim. Mert amına koyayım. Tamam Mert. Böyle saman altından sürütebilecek bir tavrı vardır. Ben o yüzden böyle bir şeylerden... Sinsi midir? Sinsi sinsi çok. Mert'ciğim sinsi misin? Geçmişinde de böyle bir şeyler var ben da ondan. Ben de değilim ya. Hayatım senden önce bu çocuğun geçmişi kundak daha ne geçmiş? Kundaktan böyle atmıştır kendini dışarı. Annem de bokumu görür. Bu işte sinsiliydi. Ne alacaklar sinsi? Ne olmuş 16'sına kadar ne olmuş yani? Abi işte lisede böyle bu biraz Kazanova bir insandı. O zamanlardan böyle bir hatlar falan yedi. Ama şimdi ben bilmiyormuş gibi yaptım ama biliyordum aslında. Hayatım falan. Biz bu programı 2006'da çeksek haklısın. 2021'e geldik. 17 sene önce olmuş. Lisede evet. Bu adam. İşte ben de diyorum söyle bana itiraf et. Vallahi boşamayacağım seni diyorum ama hala söylemiyor. Neyi? Yediği bu. Haltları. Bok diyebilir miyim? Ne olacak? Bok. Bok değil Mert. Mert'ciğim ne atıyormuşsun sen lisedeyken? Abi, Allah kahretsin böyle programı. Zamanda yolculuk gibi program. Ben de diyorum ki ona hani varsa bir şüphem tek yetkili aile mahkemeleridir ama işte o da hiç dinlemiyor beni. Bu saatten sonra boşayacak halin nasıl i̇şte tabii o zaman ki? Hani... Oğlum biz ne konuşuyoruz ortada bir sebep yok. Aile mahkemesi diyor boşayacağım diyor. Şu an boşansalar çok hoşuma gider ya. Evlenme teklifini hangimiz etti? Of. Evet. Nerede ettin babacığım? Otelde. Tamam ne olacak? Yaz tatiline gitmiştik orada. Tamam. Nasıl bir teklifti kuzum? Bana mı sordunuz? Evet. Ben utanıyorum. Neyse şöyle. Şimdi... tam olarak... Çok boşluk vermedi mi yani? Çok zorlanıyorum. 8 saniye bekledik hep beraber. Şimdi unutsa ya bir anda. Şimdi... Şimdi şöyle. Ay. İçinde yaşıyor bu. Şimdi aslında bu... Tabii biz 10 yıldır falan birlikteydik. 8-9 yıldır hadi. O sıralar böyle arada böyle bir evlilik gönderme sebebi. İşte biz evlenince de şöyle olur, böyle olur falan diye. Ben zaten bekliyorum bir teklif. Tatile gittik. İkiniz? İkimiz beraber tatile gittik. Orada herhalde aklında böyle bir şey vardı. Hep de şey diyordu. İşte hiç beklemediğim bir zaman sana işte teklif edeceğim falan. Ben tabii de sen hani... diyordun. Öyle mi diyordun? Evet. Tamam sonuçta hiç hani... Hiç beklemediğim bir anda beklemediğim bir yerde teklif etmeni isterim. Öyle demişim. Diyordu. Lanet olsun keşke demez olaymışım yani. Gerçekten hiç beklemediğim bir anda... Ya bunu nasıl aldın? Şimdi şöyle denize girdik, çıktık. Ne yaparsınız? Duş alırsınız. Duşumu aldım haliyle. Tuvalette bir takım zaman geçiririm. Ben cevap vermeden benim adıma da konuşuyor. Ne yaparsın? Duş alırsın. Söyle bakalım, duş alırsın. Alırsın haliyle. Haliyle kime dedim? Ben hiç arada bir şey söylemedim. Bana değil o. Ben sustum ben. Haliyle bana değil.
tuvaletten çıktım. Ne yaparsın sıçarsın. Doğru mu sıçarsın? Evet, evet, evet. Söyle haliyle. Haliyle sıçarsın. Ben en azından kendimi dahil etmeye çalışıyorum programa. Ben de bir aradan yol bulduğumda girmeye çalışıyorum şu an. Tamam, girdik tuvalete. Tuvalete girdim. Ne yaparsın? Ellerini yıkarsın, yıkarsın. Eller yıkanır. Zaman geçirdikten sonra tuvaletten karşımda elinde yüzük böyle yani. Oldu mu? Diz çöktüm. Diz çöktüm. Diz çöktüm. Evet, evet. Dedin, çöktüm. Olur mu öyle şey? Hayır, sen değil. Tuvaletten çıktın. Ben diz çöktüm kaldım. Yüzüğü yani... açmıştım. Yine tartışıyorlar. Sokacağım ya. Öyle oldu. İkiniz de mesela başka hatırlıyorsunuz. Belli ki çok zaman geçmiş ondan. Abi zaten... 10 sene geçti. Ya 10 sene geçti de tuvalette olması yeterli zaten. Detayların çok önemi yok yani. Evet evet. Sen hiç hoşuna gitmedi tabii bu. Yani. Hani benim hiç beklenmedik bir andan kastım bu değildi yani. Klozete atıyor kız daha oturmadan. Yüzüğü. Orada bul. Beklemediğim bir an. Hocam sen mesela bu aklı kim verdi sana? Bu fisko fikri kim verdi? Ya o an içinden geldi. Bir teşekkür ettim aslında ya. O an mı içinden geldi? Evet. Ya yüzük yanımdaydı. Orada parasailing'ti galiba. Evet. Bu tekneyle denize açılıyor. Ya arkasından havalanıyorsun. Orada edecektim ama yüzüğe kayamadım. İşte daha o zaman kredi çekmişim, yüzü yüzer zor almışım. Düşer müşer diye evet, mi? Evet, ondan tırsıp. Parasailing'in alternatifi tuvalet mi amına koyayım? Arada başka alternatifler yok mu yani? İşte o hani bir anda geldi. Parasailing tamam hadi yüzüğe kıyamadın. Ne yapsın? Sıçtıktan sonra vereyim artık, ne yapalım? İkisi mi vardı yani aklına gelen? Yani o aceleye gelmiş olabilir. Yok estağfurullah. Güzel bir teklif diyenler o desin. Sen ilk defa dışarı çıkıyorsun. Hayır. Alkışı başlatan köpek hanginiz? Ne oluyor? Süperim. Kesin abisi, kardeşler hep öyle çıkıyor zaten. Burada hep akraba mı bunlar sizin? Birkaç insan var. Hocam bir kişi beğendi. Sağ ol. İnşallah o da birine teklif etmez. Başka bir teklif dinleyelim. Var mı şöyle teklifim, şöyle teklifim böyle diyen? Vallahi mi? Şurada. Yaşa. Çok tatlısınız ha ikiniz de. Hala konuşuyorsunuz kendi aranızda. Ne yapıyorsunuz? Olsun, dedim, olsun diyor bana. Diye. Olsun mu? Ha, üzülmeyeyim diye öyle teselli. Ana. Hello. Hello. Ne haber? Teşekkürler siz. Kaç yıllık bir ilişki bu? 2 yıl. Tamam. Evet. 4 aydır da evliyiz. Doğru, çabuk. Evet. Nerede teklif aldın? Samatya'da korona sürecinde aldım haliyle. Ağzımı öksürdü daha diye. Nerede? Her yer kapalıydı. O da evde teklif etmek istemiyordu. Samatya'da bira içerken balıkçıdan teklif etti. Buna mı parmak kaldırdın? Ama harika bir teklif demediniz ki. 500 kişi. Ben konuşacağım. Bakalım kimse de olmayan bir teklif. Rakıcıdayız tabii. Ama çok güzel demediniz. Var mı dediniz? Var dedim. Sence yok mu başka evli kimse burada? Sana mı kaldı bunu anlatmak şimdi yani? Bu kadar insanın içinde bunu mu dinledik biz? 501 rakıcı da tabii. 4G'de Samatya gidiyor etkilenelim diye. Samatya şu otobüste 3 lira. Aşkım. Yok estağfurullah. Ben mutluydum. Tamam, ol ya ne olacak ne güzel. Ver bakayım adama. Hocam hoş geldin. Merhaba. Hadi bakalım bu adam 10 dakikayı beni öper bu ses tonuyla ben sana söyleyeyim. Ne haber? Bir sessiz olayım dedim. Ay olma olma oğlum duymuyorum şu an. Konuş konuş. Ha öpmekten korkuyor. Şaka onlar rahat ol. 2 sene olmuş ha. Mutluluklar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Diz çöktün mü o gün? Yok hayır normal. Masada oturuyorduk karşılıklı. Biraz yakın. Masada karşılıklı oturuyorduk. O anda zaten her yer kapalı olduğu için. Dışarıda birlikteyken teklif etmek istedim. Maske de var. Sen Tuncel Kurtiz misin ya? Çok güzel değil mi oğlum ses tonu yani? Öyle olduğu için böyle. Orada da kalk diz çökmedim. Özellikle çökmedim diyeceğim. Hani öyle denk gelmedi yani. Ağlasam sesimi duyar mısınız bu sağlığımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Yani ben böyle ayaklı şair yani bu adam. Ne güzel abi. Vallahi çok... Kuzum değil mi ses tonu etkileyeceği? Sen etkilenmişsindir. Evet, evet. Valla. Peki hiç böyle ayrılık oldu mu minik bir şey?
Yani 2,5 senede bir 4-4,5 ay kadar var. Aa! Evet. İyi. O sırada hiç şiir okudun mu başka yerlerde? Yok çok. Hayatınıza kimse girdi mi o dönemde? Yok abi. Konuşuldu mu bunlar? Yani konuşuldu. Zaten çok kısa süren bir konuşma oldu. Kimse girdi mi girmedi bitti yani. Hani şey, üstüne kurcalamaya gerek yok. Kimsenin sorgulamamış. Girdi mi girmedi, girdi mi girmedi. Hadi bakalım devam okey. Abi çok gerek yok yani. Ses tonum aynı o yüzden. Sen ne iş yapıyorsun abi? Makine mühendisi. Makine mühendisi. Buraları yayınlasak sakınca var mı? Yok problem yok. Değil mi? Kuzucuğum okey miyiz? Efendim? Ben çok etkilenirim bu adamdan. Burada oturamaz bir saat yani. Rakip oluruz programın sonunda yani. Öyle söyleyeyim. O mu ben mi diye biter iliştesi ilk defa. Eyvallah. Kocaman alkış dünya güzel çıktı bize. Sizde kavgalar nasıl? Böyle bağır çağır mı olur? Zaman zaman... Niye bildin ki? Zaman zaman bağır çağır ama daha çok pasif agresif. Böyle bir gün boyunca surat asmalar falan öyle. Öyle mi? Genelde. O biraz yeni başladı. Yeni evet. Çünkü kim kime surat asıyor? Ben asarım genelde. O da şey yapar, sen asmıştın diye. O da geri aynısını yapar. Sonuçta süreç uzamış oluyor haliyle maalesef. Ne diyorsun Mert bu sürece? Yani yanına gitsem de gelme dediği için. Öyle mi? Tabii tabii. Ha sen barışmak için gidiyorsun. Tabii tabii. Ama şimdi şöyle bir şey var. Böyle bir şey yapıyor. Böyle benim sinirlendim biliyor. Artık hani 17 senedir birlikteyiz artık. Biliyorsun yani konuyu. Hakimsin. Neden sinirlendim belli. Sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Yapıyor. Ben sinirliyim. Yani sen bir halt ettin. Ben sinirlendim ve bunu daha konuşmadık. Yani daha konuşmadan hiçbir şey yokmuş gibi. Böyle yapınca olmuyor. Değil mi? Olmaz. Öncelikle yani. Terapiste hoş geldiniz. Hocam sen konuları konuşmadan çözelim, sarılalım bitsinci misin? Yok, sarılalım, sakinleşelim ve konuşalım. Benim niyetim o her zaman. Ama hani sarılmadan konuşunca tekrar kavgaya dönüşüyor çünkü genel olarak. Sakinleşmiyoruz. Abi çünkü yani ben mesela sinirli olduğumu belli ediyorum. Böyle bir şey, mutfağa gidiyorum böyle sinirimi böyle pilavdan alıyorum böyle pilav şey yapıyorum. Ya pilavın ne suçu var? Pilavım ben bakıyorum böyle. Bana niye vuruyor lan bu tokatlıyor beni diye. Çocuğun yanında tabii agresif hareketler de yapamıyorsun. Ne yapıyorsun pilava mesela? İçime. Konuşuyorum yani pilavla. Konuşuyorum. Yani pilav olur o kim de ama gelirse de yani nohut olur fark etmiyor yani. Pirinçlerden beklentimizi düşürmemeli miyiz yani? Yani artık ne gelirse bakliyat olur, sebze olur fark etmez. Bir şekilde bulaşık olur, çamaşır olur. Onlarla konuşuyorsun. Onlarla konuşuyorum. Delirmiş olabilir misin? Yani olabilir. Olsun ben onu düşünmemeyi tercih ediyorum daha tamam. Çok. Hocam sen duyuyor musun mutfakta bir şeylerle konuştuğunu? Çakal abi kulaklık takıyor. Yani duymaya başlıyorum ama o söylenirken kulaklık takıyorum. Çalışıyorsam çalışıyorum ya sigara içeceksem. Vallahi sen de bayağı hiç yüzleşmek istemiyorsun. Hayır çünkü gittiğim zaman tekrar diyorum ki kavgaya dönüşüyor. Ama kulaklık biraz böyle cesaretli bir tavır. Kulaklık çünkü değil mi yani çok sinirli kadın sikertir yani kulaklık iyice. Söyleniyorum ben burada bir dakika. Alarma! Dan. Evet böyle bayağı, işte. Değil mi yani kötü yani? Çalışmam gerekiyorsa. Benim örneğimin de 1994'ten olması. Ne? Şu an. Dale. Zaten yalan söylüyor yani böyle bir şey yok. En son tartıştık ben böyle söylendim hı diye çıktım böyle odadan. Geri geldim. Geri söyleniyorum biliyorum duyuyor böyle. Dedim ki bak böyle bir şey oldu böyle yaptı. Bir saniye dedi. Kulaklığı taktı ve LOL oynamaya başladı. Şimdi bu nedir? Oyun hani çalışmıyor da oyun oynuyor. Ben böyle bir şey anlatıyorum böyle oyun oynuyor. Sonra ben tabii pirinçle konuşuyorum yani. Ne yapayım ben? Mert. Seni sevdik. Reşit olmadığını düşündük. Sempati kazandın. Nargile içmene bir şey demedik. Teşekkür ederim. Bunlar nasıl hareketler? Ya o bir kere oldu dediği şey. Öyle mi? Evet bir kere oldu. Ha bir kere oldu. Kuzum bir kere mi oldu? O hatırlamıyor ama benzer şeyler olmuştur. En günceli bu. Ama genelde şeydir yani böyle. Ha şey mesela şey. Sinirliyim mesela biliyor. Ve şöyle geliyor. Niye sinirlendin ki? Bilmem niye sinirlendim ki? Yani böyle şey niye sinirlenmiş olabilirim? Düşün. O diyor ki yok düşünemem. Böyle bitmiyor yani konu. Ben istiyorum ki hani anlasın hani. Çünkü az önce bir şey konuştuk. O yüzden sinirlendim belli. Ama küfür bana... Küfür oluyor mu hiç ağzınızdan en sert ne çıktı? Oluyor. Benden çıkıyor arada. Sen mi? Ne dedin en sert? Siktir git. O kadar. Başka bir şey yok. Başka bir şey duydun mu hocam?
O işte kulaklığı taktığı için duymuyor. Kulaklıktan sonrası yanıyor yani. Öyle kızım çocuğu bilmem ne. Anneni aradım. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Kim daha çok muç muç? Ben. Gözüm. Ha? Hı-hı. Nereden duyuyoruz? Aşırı çalışıyor. Bir evin salonundaki birbirine su istiyor. Hayatım ayağa kalkmışken bari bir çay koy be. Bitti mi? Alayım. Ha tamam. Şöyle. Ne oluyor be? Oğlum 500 kişi var, bu kadar rahat olamazsınız ya. Bitti, ben bitince sana söyleyeceğim. Sen anlat acık. Çocuğa iki malzeme ver, ben suyumu içeceğim orada. Aşırı yoğun çalıştığı için böyle bazen benim evde olduğumu unutuyor. Ben de ona kendimi hatırlatmak için gidiyorum işte, sarılıyorum, öpüyorum falan. Hani evde olduğunu ben unutuyor. Varım. Efendim? Evde olduğunu unutuyor. Evet, benim varlığımı unutuyor mesela. Hani aramızda sadece işte kanka ne haber muhabbeti oluyor. Hani işte bak ben varım burada, al yemeğin, al suyun falan, o tip muhabbetler olmaya başlıyor. Ben de ilişkimizin bir arkadaşlıktan çok aynı zamanda bir sevgililiğe dayandığını belirtmek için öperim, sarılırım genelde yani. Mert, kıza baka kaldım ben. Neye baktın az önce? Yemeğimi veriyor deyince. Yo doğru. O yok şey için hani. Lafın gelişi. Yoksa yemeğimi o veriyor benim. Yemekleri o yapıyor yani daha çok. Ona güldü. Başka bir şey ister misin? Yemekleri sen mi yapıyorsun? Evet. Öyle mi? Sen mesela hiç sinirlenip bir şey söyledin bu tarafa? Hayır. Hiç. Uyduruyor. Hatırlamıyor. Ne dedi? Bana mı sordunuz? Ben hatırlamadığıma göre. Ya işte kötü. Artık benim şakalarım da adam yapmaya başladı. Benim bir şey yok. Yani arada sırada oluyor. Çok fazla olmuyor şimdi. Doğru ya doğru. Genelde ben parlarım yani. Tamam, ne duydun en sert? Kötü bir laf duymam. Tamam. En fazla? Yani ben kötü bir şey söylemişimdir. O da sensin o falan demiştir öyle yani. Ben diyorum aynen, bu çocuk aynen. Vallahi 16 yaşında hala. Kendi diyen kendi olur, tamam mı? Ben babamlara gidiyorum. Oradan da nargile kafeye geçeceğim. Alıyorlar artık beni. Evet genelde. En fazla bu kadar mı abi? Bu kadardır. Ya ben... Sen o konuda kendini yetiştirmişsin. Evet evet. Sinirlerine hakim olabiliyorsun. Yani... Sinirime hakim olmakla beraber çok çok sakin kalıyorum her ortamda. Anladım. Bunu iyi bir şeymiş gibi anlatması bence yanlış yani. Bu iyi bir şey değil. Çünkü bu kadar sakin olamazsın yani, olmamalısın. Anladım. Sen peki hocam dokunmatik olunca gözde tamam mısın bu duruma, yoksa tabii artık tabii. Ara ara illallah diyor musun? Yok işte illallah demedim ya. Öyle Allah mi? Var vallahi. Allah var diyor. Allah şahit, tamam. Hayır yok da ama niye söyledi de olsun. Senden yana hiçbir dokunmatiklik görebiliyor muyuz? Arada yani ben çalışmıyorsam, evin içinde aktif bir şekilde bulunabiliyorsam ben de dokunmatik oluyorum. Nedir bu iş bu kadar? Çalışıyorsam çalışmıyorsam? Ya ben animasyoncuyum. Aa! Evet yani şey, motion graphic yapıyorum. Güzel. O yüzden... Evden mi çalışıyorsun freelance? Evden çalışıyorum. Hem freelance çalışıyorum hem bir arkadaşla ortak ajans kurduk. Öyle mi? Patronsun yani. Evet. Sayıda. Kaç yıldır? 6 ay. 6 ay? Evet evet. Duyur burada. Neyi? Ya işte Bugs Bunny, Max Bunny. Başka hiç anlamamış. Donald Duck diye bir şeyler ya. Hayır yani ajansınızla ilgili belki sizle çalışmak isteyenler olur. Faydamız olur izleyenler. Teşekkür ederim. Şu an zaten yeterince yoğunuz. Ben daha önce çalıştım. Bok gibi animasyon yapıyorlar gerçekten. Hep işleri geç veriyorlar. No. Bayağı komik oldun ha. Ne demek ya? Normalde olmaz da baya. Öyle mi? Yok ya, çok mizahi. Algısı çok yüksek bir adam bu yani. Evet. Ben de göreydim 17 yıldır. Hı-hı. Sen yoğunsun, işe ihtiyacın yok mu şimdi? Şu an yok. Söyleyeceğiz bana ne? Kim daha çok kazanıyor? Sen ne iş yapıyorsun kızcığım? Ben editörüm. Editör. Hı hı. Ha nerede? Çok zor açıklaması ama şöyle diyeyim. Daha çok çelik sektörü üzerine analizler, işte fiyat raporları, çeviriler vesaire vesaire. Ha güzel. Hı hı. Hocam diyelim euro ile maaş alıyor hanım. Keşke.
sen şimdi patronsun, işlerinde yoğun da. İnşallah batarsınız, o ayrı. Haftaya haciz gelse çok sevinirim ya. Yücel abim duymuş beni. Tak tak hemen. Diyelim ki sen 10 bin lira kazanıyorsun. Hanım 10 bin euro alıyor. Biz bu programı her çektiğimizde, biz bunu yayınlayana kadar eşeğin örekesi gibi olacağı için hiç artık vermeyeceğim euro şu kadar, euro bu kadar. Sonra atacaklar içeri bilmem neyi gönderdi. Euro 10. 10 kat fazla para kazanıyor senden. 10 kat diyelim, başımız ağrımasın. 10 kat fazla para kazanıyor. Bu seni rahatsız eder mi yoksa hoşuna mı gider? Ben işi bırakırım. Hakikaten mi? Hayır, hakikaten bırakırım. Hiç yapmazsın. Çocuğumla ilgilenirim. Çocuğu da bırakırım, paramı alırım. Dünyayı gezerim diye. Öyle mi? Aynen. O çalışsın, ben çocuğa bakarım, yemeği de yaparım, ev toplarım, her şey yaparım ya. Çocukla ilgili kim daha çok mesai harcıyor şu an? Ben harcıyorum. Tamam. O çok yoğun olduğu için. Daha mesela çok... iyi polis, kötü polis var mı? Var. Çocuk yaşı daha gelmemiş, tablet istiyor. Var. Anne yok der, baba da hallederiz, hallederiz der. Evet, öyle evet. Mi? Şu an öyle bir iyi kötü ayrımı var. Değil mi? Çünkü ama... o yüzden babalar seviliyor aslında. Sizin işliklerinden seviliyor yani. Değiş tokuş yapıyoruz arada da. Ben izin ya, vermiyorum, evet, evet. Sen veriyorsun. Yani çok onu da birazcık eşitlemeye çalıştık. Bir şey bazen yani. O iyi oluyor, bazen ben iyi oluyorum. Ha tamam. Aha. Şimdi oldu. Evet. Ona rağmen iyilik kötülük eşit olmasına babasına düşkün. Evet, çünkü şu an bayağı aramızda kıskançlık var işte. Anne bırak babam uyusun. Ben... Uyumuyorum ama olsun, onun için sorun değil mesela. Anne babamı uyandırma, o çok yorgun. Peki hani ben 7'de kalkıyorum falan öyle. Hiç elini bir sobaya tutamadın mı bu lafları söylerken? Pedagoglar önerir çünkü böyle eğitimde. Böyle bir çimdikli acık böyle sert sert. İşte kıyamıyorsun. Yo, hep diyorlar doktorlar, acık morartın çocukları diyorlar. Anlasınlar doğruyu yanlışı ya diyorlar. İşte. Anladım, çünkü gıcık bir şey bu yani. Tabii her evet. Şeyle ilgilen... Ay, babacım çok evet, gördüm evet. Babacım. Yani normalde az önce konuştuklarımızın dışında... Hiç böyle içinden şey geldi mi kapının önüne koyayım? Yok ya. Aç kalayım. Anlık. Anlık hissettim mi? Onu kapının önüne koymaktansa ben bir çıkıp gideyim. Aa. Evet. Tek... Ay ben yapamayacağım. İlk zamanları daha bir yaşına kadar olan süreçte... Buralar ben, çok zor. Evet, ben yapamayacağım ben galiba deyip al bu senin deyip hani ben böyle şöyle bir gitme isteği oldu. Ne dedi? Hani al bu senin çocuğun, al hani ben gidiyorum. Oldu mu anları şey? Oldu. Yok yapmadı. Yapmadı mı da yani? Ha hissi geldi. Evet. Yapsaydı da olurdu abi, ne olacak? Tamam bırak bakar. Yani, bana hiç vallahi. İhtiyacı yok hayatta zaten genel olarak. Kimin? Mert. Senin de bana yok genel olarak. Var ya. Hayır. Bir şey yapmak konusunda şimdi manevi yemek, ihtiyaç evet. Başka bir şey. Çünkü yapamıyorum. Ha tamam yani. Yemekler sende mi? Ben de. Hep. Yok mu senin? %85 falandır. Ben... Mert keyifle yemek yapar. Ben yemek yapmak zorunda olduğum için yemek yaparım. Evde yemek yoktur, ben yemek yaparım. Ama Mert böyle tavalar, tencereler alır böyle. Evde bayağı ona para harcar, öyle şeyler. Öyle mi? Evet. Öyle. Ne güzel, güzel mi? Züccaciye çok seviyorum. Çok. Züccaciye çok sever. Züccaciye çok seviyorum. Bir önce gidiyorum, geziyorum. İşte Karaca gördüm mü geziyorum falan. Öyle. Uzun zamandır bu kadar vizyonsuz aktivite duymamıştım ha. Bir züccaciye var, kimse karışmasın. Züccaciye mi seviyor? Vallahi. Ne tatlı adam ya. Ona doğum günü hediyesi aldım. Ne aldın? Borcam aldım abi. Bir sevindi. Bir ağlıyor. Evet, ona geldi. Ben de yoktu diye. Ona geldi. Doğum günü hediyesini beğenmedi. Ay işte aynı işte ona denk gelen bir parayla ne alayım o zaman dedim yani. Onu geri verdik. Eşit parayla gitti kendine döküme tava, tencere falan aldırdı. Neyi geri verdiniz? Filtre kahve makinesi. Sen dedin ki ne? Bu istediği gibi olmadı. Ne aldın züccaciyeciden gidip? Mesela cebine 200 lira koyup gidiyor mu bazen? Yok. Geziyorum. 6 tane bardak almış, ağlıyor sevinçten böyle. Mesela benim için çok sürpriz oluyor mesela. Bir geliyor mesela alışveriş yapmış böyle. İşte biliyor musun işte şu markette bir sürü saklama kabı vardı. İşte aldım hop getiriyor 2 tane poşet. Ya saklama kabı yani hani. O kadar saklayacak şeyimiz yok. Çocuğu sokun içine arada. Hocam böyle... sen züccaciyeye gidip saklama kabı mı alıyorsun? Yani markette mesela geziyorum. Daha düşük profilli bir alışveriş ben hiç duymadım hayatımda. İşte Carrefour'a gittim ya, pardon. Ne olacak ya? Gerçi bilinmeyen şey değil. Ama reklam... Reklam dünyasına böyle bakamayız yani. Bilinmeyen bir şey değil, Demirbank iyi günler diler. Baştan alıyorum. Markete gittiğim zaman züccaciye reyonunu kesin geziyorum her markette. Nereye gittin, Carrefour'a mı?
Bir şey olmaz yani azıcık. Anladım. Orada işte bazı markaların bu saklama kapları var ömür boyu garantili. Onları indirimdeyse kesin alıyorum. Hani boyut boyut böyle şu an kare, yuvarlak, büyük falan böyle. Mutfakta yer yok. Saklama kapı uzmanıyla yayın çekiyorum şu an. 2 yıllık okulu varmış Kayseri'de saklama kapı. Ve edebiyatı. Mesela bir örnek vereceğim. Bir karşılaştırma kapı saklama kapı. Buyurun. Allah geldi. Ne peynir kapı var. Ne peynir kapı mı var? Evet. Bize şu an peynir kapı mı anlatıyorsun burada? Evet. Anlatma bırakayım tamam. Hadi buyurun. Bir peynir kapı var, parmaklarını yersin ya. Peyniri koyduğunuz zaman içine yaya yakın ekşimiyor peynir, bozulmuyor. Oo. Tabii. Kap gibi kap. Tabii çok önemli. Tabii. Tabii abi kapsız bir evin atar damarlarından biri eksiktir. Abi başkasına da alıyor. Bize almıyor. Başkalarına da alıyor. Bakın kap aldım diye böyle. Annemi alıyor. İşte arkadaşları alıyor. Alıyorum. Yani. Çok güzel kap falan. Anneler babalar hayatta mı? Biz baba vefat. Baş sağ olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Nasıl kayınvalide aran kuzum? Çok iyidir. Çünkü kayınvalide gibi değildir. Yani normal. Normal insan yani. O yüzden. Bunların ne be zürafa, tavşan. Normal insan, at var değil mi kayınvalide? At olan yok mu var? Normal insan olması bizi sevindirdi. Yani konuşup anlaşabileceğim biri diyorsun. Evet evet aynen. Hiç aramızda bu kadar zaman hiçbir gerginlik olmadı yani. Ha. Yani öyle şey karışmaz etmez hani onu almayın bunu alın. Hani o evlilik sürecinde olur ya bir takım şeyler. Bana ne işte bu dantelli şeyleri alın. Öyle şeyler olmadı aramızda mesela. Anladım. Senin aranızın? Kayınvalide mi kayınpeder mi? İkisiyle de. İkisiyle de çok iyi. Niye sordun? Yani? Ben bu çocuğu döveceğim de bakalım kaç dakika var. 10-15 dakikamız var yok. Kayınvalide mi kayınpeder mi? İkisi de mükemmel be. Ki hangisiyle daha iyi? Kayınpedere daha iyiydi. Valla. Böyle ikiniz buluşur musunuz hiç? İçmeye falan. Uzun zaman da yapamadık ama yaparız. Evde de yaparız zaten. Hani otururuz rakı içeriz. Valla. Bir şey kız istemeye... Keyiflidir baya. Kız istemeye gittiniz ya. Nasıl gitti işler? Ben terledim. Orada Gözde'nin görmediğim akrabaları da vardı. Şeydi. Bayağı terledim. Böyle ter aktı her yerimde. Heyecandan. Heyecandan. Hadi be. Hadi ama istedik bir kere de verdiler sağ olsun. Bir kere de verdiler. Bir kere. Bir avaz da verdiler. Öyle mi? O gün sen yaptın mı kahve? Yaptım. Tuzsuz, normal. İçti. Tamam, normal içti yani. Böyle eski geleneklere falan yad edelim bir şey yok olmadı. Yok ya, zaten olmuş 10 sene yani artık. Herkes herkesi tanıyor. Geleneği de kalmadı yani bir şey. Geleneğini sokayım bize Cahit'i ben. Geldi gitti fark ettin mi? Koyalım burayı bir şey olmaz yani böyle. Böyle normal süreç oldu mu söz nişan evlilik? Söz nişan bir aradaydı. Tamam. Ayrı ayrı yapmadık. Sonra da düğün nikah aynı yerdeydi. Öyle mi? Böyle iki seferde bitmiş oldu yani her düğün, şey. Düğün şey mi böyle? Düğün. En son sen indin mi pistten böyle deli deli oynadın mı? Ya düğün ilginç oldu. Ağustos'un ortasıydı. Biz de böyle hayal ediyoruz. Kır düğünü olacak işte falan böyle. Hazırlanmışız. Her şeyi önceden denedik. Yemekleri tattık falan. İnsanları iyi ağırlamak istiyoruz. Nikah kıyıldı. Yağmur başladı. Ama böyle bir yağmur yok. Yani kışın ortasında bu kadar yağmıyordur. Ama hava sıcaktı. O yağmura herkes sağ olsun arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar. O yağmurda benim gelinliğim ağırlaştı böyle artık üzerimden düşecek noktaya geldi. Donumuza kadar ıslandık. Amcalar gömlekleri buraya falan. Havlu bağlayan oldu üzerine omuzlarına. İçim çok sıkıldı şu an ya. Aslında böyle... Vallahi bir insene geri gittik. Bu nasıl iş? Yani böyle biraz elit bir şey yapmaya çalışırken birazcık öyle olmadı. Sindi mi için hocam düğün? Çok. Vallahi. Hala konuşuluyor. Benim peki. Çocuk değişik ha vallahi. Duyuralım bir şey diyor. Çok yorum. Hayır hayır. Kafası çok güzeldi. Zaten birçok şeyi hatırlamıyor o yüzden. Çok mu içtin? Çok. Oğlum dikkat etsene ya. Ne? Ama düğün günü içilir. Siroz olursun, siroz. Normalde içmiyorum. Çok. Anladım. O düğün günü. Yalan söylüyorsun. İçiyor mu? Hayır, çok. İçmeye gittiğim zaman çok içiyorum. Çünkü çok az zamanım olabiliyor. İçmeye gitmediğin bunu. Zaman zaten çok içmezsin ki. İçmeye gittiğin zaman hayır, çok içersin. Hayır, evde mesela oturup 3 bira içmezsin. Hay Allah ya! Ya yani sen bir başladın mı sonuna kadar içersin. Evet, evet. Yarınlar yokmuşçasına. Yok yok, aynen. Hiçbir şey yok. Valla. İşte bu da bir kavga sebebidir zaten. Öyle mi? Tabii. Alkolikken nasıl? Çok fena.
Tahammül edilemez. Ne yapıyor? Kimse edemiyor zaten. Yani ben değil, başka bir konumda. Ne yapıyor içince? Anlatmayayım mı? Uyuyorum. Ya işte mesela diyelim bir dans ortamı, Mert çok içti. Normalde dans etmez ama dans edebildiğini zannediyor. Gidiyor böyle insanlara böyle hareketler yapıyor böyle, sallanıyor. Dans ettiğini düşünerek yapıyor ama aslında ayakta durmaya çalışıyor sadece. Çok güzel anlattın. Şu an çaça yapıyorum. Bak bak bak, rumba. Yani bu tip şeyler var yani. Mesela ya da ağzında rakı bardağı falan kırıyor böyle es şeyler gibi. Saçma. Abi sen işler. Böyle bir adam mısın gerçekten içince? Abi sen bu... bakma, melek yüzü şeytan, yemin ederim öyle. Bunlar nasıl örnekler Mert'ciğim? Doğru örnekler aslında. Yani... Bunlar, ama hatırlıyor musun ertesi gün? Şeyi hatırlıyorum mesela, o rakı bardağını ağzımda kırma muhabbeti. Bir arkadaşımızın düğününde. Neden kırdın? Yani istemeden masadan ağzımla rakıyı alırken. He? Ağzınla? Şöyle yapınca hareket. Kollar dolu galiba, çalışıyordun o sıra yine sen. Kulaklık takmış. O rakı öyle kırıldı ağzımda. Neden ağzında alma gereği hissettin rakıyı? Alkollü olduğum için de o. Ha, anladım. Böyle huylarım var yani. Tabii hatırlıyorum ama işte niye yaptın? Soru çıkarıp işareti. Böyle ortalığa işemişliğin var mı çünkü? Yok. Böyle huylarım var abi. Yok, o kadar ileri gitme. Anladım. Kusma daha çok. Kusma. Anladım. Düğün şarkınız neydi? Earth Angel. Geleceğe dönüşteki. Biliyorum. Aa. Ha, bizim Earth Angel. Ama sen direkt böyle Earth Angel, macir gibi söyleyince anlayamadım. Aksan, aksan yapınca böyle. Earth Angel, Earth. Hanımlar, beyler, ben Deniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Başta unuttuk, bölümün ortasında kaldı ama hadi uğur olsun. La la la. Sevgili Gözde, sevgili Mert. İlk bölümde böyle değildi. Şu an elini Mert'in dizine koydun. Evet galiba. Şey mi? İlk bölüm biraz üstüne geldi. Kusura bakma ya. Biraz çok anlattım. Hep merak ederim. Böyle bölümün ilk partını çektikten sonra arada kuliste ne konuştunuz? Yani başka şeyler konuştuk. Öyle bir bölümle ilgili öyle dedin böyle demedin. Yok ya. Ha, tamam. Hocam Gözde dünyanın en güzel kadını mı? Bence evet. Fiziken 10 üzerinden? 9. 9. Ne olsaydı 10 olurdu? Söyle aşkım. Söyleyeyim mi? Söyle aşkım, ben biliyorum, söyle. Kuyruğu var abi diye, Allah Allah. Altına saklamış böyle kuyruğunu. Ya burnundaki kemer. Burnumun kendisi, evet. Kemerli mi? Kendisi. Hocam bu senin seksi bulduğun bir şey mi, yoksa bir yaptırtsa daha iyi olur mu? Açık. Yaptırsa daha iyi olur. Aa! Tabii tabii. Sen netsin yani bu konuda. Öyle mi? Dedin mi hiç yaptın? Ben onu böyle de beğeniyorum bu arada. O şeyi anladık. 10 üzerinden 9 zaten bir puan oradan yani aslında. Geldi bir gün sürpriz yapmış. Böyle fındık gibi burnu oldu. Yakışmaz. Ne istiyorsun, senin derdin ne o zaman? Hayır. Fındık yakışmaz o anda. Hiç böyle saçma bir şey duymadım. Yaptırsa ne güzel olur. Anladım yani, biraz yaptırsın. Yani şuradaki kemer gitse... Şu kadar yani, şöyle bir şey. Yavaş yavaş. Ağzında sanki at bakıyor. Ağzında şöyle. Dişleri de bembeyaz olsa 6 sene yaşar bu ha. Binek hayvanı sonuçta, bir şey yok. Anladım. En beğendiğin fiziki özelliği karının? Gözleri. Gözleri. Evet. Güzel. Her şimdi bana tasvirlesene göz demeden. Gözünü öv ama göz demeden. Gözünü öveyim. Hadi bakalım Reşat Nuri Güntekin, hadi. Hani şiir yazıyordun ya bayağı. Onlardan aklına gelsin. Eskiden söyledin ya. Ya denizde mavi, ormanda yeşil oluyor gözleri. Öyle diyebilirim. Bu kalem mi bu kadın? Gözleri öyle. Mutfakta hanım. Mesut Süreyle durmalıyım devam ediyor. Anlamayan var sözü, ne diyecekti ya. Devamı ne onun? Denizde mavi, ormanda yeşil. Evet. Çok güzel tasvir ettin ha. Oldu yani. Dünyada yakışıklı adam mı? Öyle evet. Hadi canım, saçmalama ya. Vallahi ya bayağı. Hayır mı oğlum? İyi ya, bayağı iyi. Ya iyi tamam da dünyanın en yakışıklısı bambaşka kuzum. Şuraya bir Kenan İmirzalı'ya girer, dibimiz düşer hep beraber yani. Yok, tipim ha. Değil. Öyle tipim mi değil? Vallahi değil ya.
tipi değilmiş haspam. Ya değil. Gerçekten değil. Yani. Kaç veriyorsun bu adama? 9. 9. Evet, onu konuştunuz mu 9 verelim diye? Efendim? Arada sen de 9 ver, ben de 9 ver. Yok. İyi, ben sevmem öyle şeyleri yani. Ben de sevmem. Vallahi. Ne olsa 10 olurdu. Dürüst olama. Aslında 10'du. Sonra çok göbek yaptı, o yüzden 9. Ha. İlk aldığımda 10'du yani. Kaşı kaş gözü göz mü? Göz göz, evet. İyi bayağı. Sen aldığında 10 muydu? 10'du. Sonra? Sonra kilo aldı. Ama yemeği kendi yapıyormuş, olsun. Ama 9 oldu. Yani yine de 9 yani. Kas istiyor musun, kas? Çok değil. Göbek olmasın yeter, öyle çok kaslılık sevmiyorum. Kası var mı? Kalan birkaç kası. Kalan birkaç kası. Kalan birkaç kası. Kaç kası vardı da nerede düşürdü bu adam? Yani karnı daha böyle bir kaslıydı. İşte onun, evet, böyle bir sırt mırt daha vardı. Yüzücülük yaptığı bir dönem olmuş. Oradan kalma vardı, onlar eridi. Ha. Öyle mi hocam? Önceden daha kaslıydın. Daha, yani daha kas değil. Kas gibi gözükmüyordu ama daha diriydi. Biraz koy verdin sonra. Evet. Öyle mi? Memnun musun bu durumda? Hayır. Yani değiştireceğiz hayırlısıyla. Bir şekilde. En beğendiğin fizik özelliği? Gülüşü. Fizik özellik olarak. Ağzı. Yani. Küçük dili. Böyle böyle oynuyor hep. Küçük dile bak. Yani işte dudakları ve... Sakin, tamam tamam. Öyle mi? Evet. Tamam, dudak demeden dudağını tasvir et bakalım. Ama şimdi dudak olunca öyle burada anlatamayabilirim yani. Onu biraz fazla şeye girer. Anlat ya. Ne olacak? Siz zaten açmışsınız oğlum. Anlat, güleriz, bir şey olmaz. Bir alkış anlatır ha, ben sana söyleyeyim. Ya bir şey var, dudak demeden dudağı tasvir et. Yani baktığımda sevişmek isteği uyandıran bir bölge. Akdeniz bölgesi gibi, böyle düşün. Yazlar sıcak ve kurak. Bitki örtüsü maki. Böyle dolgun. Böyle kalın, güzel yani. Her dudağını gördüğünde mi sevişme isteği geliyor sana? Çok bakarsam evet. Yapma ya. Evet. Oha, bak bakayım 5 dakika. Şimdi burada bak. İlişkinizde bambaşka bir şey olsa yok. Peki benim sevişmem? Öyleler böyleler. Hocam sen hissediyor musun mesela dudağına baktığında etkilendiğini? Evet. Vallahi. Vallahi. Ya dudağının gücünün farkındasın. Evet. Dudağının gücü. Çünkü bakarken oraya kilitlenip kalıyor belli bir süre. Oo. Tabii. Ne yapıyor mesela? Konuşurken mesela böyle. Konuşurken? Evet evet, hani karşılıklı konuşurken. 17 senenin sonunda hala. Hala hala. Ciddi misin ya? Evet. Ben de bakayım bir 10 dakika. Bir şey anlatır ki ayağa kalksam ama endişelenirsiniz ha. Kızcığım fışt yaptın, bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Gene çok es verdin sen. Bir tane bulmak zor. Çok var da o yüzden. Başta birinden devam ederiz. Sakinliği. Onun biraz konuştuk edebil. O zaman uyanmaması. Çok uykucu olması. Öyle mi? Evet, ama haklı uykuculukta haklı. Çok yoruluyor ama. Kaçta kalkıyor? Kaçta yattığını bilmediğim için kaçta kalktığına da hakim değilim yani. Bilmiyorum. Bazen ben kalkmış oluyorum. O hala uyuyor oluyor. Evet. Ne? Anlamıyorum. Ne, sen Mert? Söyle. Ben 8'de kalkıyorum. Sabah. Evet. Kadın demek ki 4'te falan kalkıyor. Öyle tabir ediyor. Gene yalnız kaldım bu amına kodum evinde. Günde ışımadı be! Güneş bile bana düşman. Ya her zaman ben kaldırmıyorum. Hani sabah 5'te de yatsam 8'de çünkü kalkıyorum. Hayatım 8'de kalkıyor musun? Nehri okula bırakıyorum. Her zaman... Evet. Her zaman. ama her zaman değil. Bazen beni çok zorladığı zamanlar oluyor. Demek ki ben onları hatırlıyorum şu an. Daha etkili oluyor. Her sabah şimdi... hafta içi okula gider mi ufaklık? Evet. Evet. Hafta içi her sabah nehri okula götürüyor mu? Evet. Götürüyor. Demin biz senden ne dinledik o zaman? Adam bir kere pazar günü uyumuş, onu mu anlattın neden, bana? Neden öyle anlattın biliyor musun? 11'de kalktı pezevenk diye, bir kere uyumuş adam. Ya şeyden öyle anlattım. Çok çalıştığı zamanlara gitti aklım. O zaman hatırlamıyorum ne zaman kalkıyor, ne zaman yaşıyor, ne yapıyor. Haberim olmuyor, ona gitti aklım. Ha, anladım. Ama normalde hafta içi benim zorumla ve gerçekten zorla 8'de kalkıyor. Ama o huyunun değişmesini istiyorum. Nasıl kaldırıyorsun? Anlat beni bakayım. Çok zorluyor. Kaldırma ritüelin ne bu adam uykudan? Her şey çok güzel başlıyor. Aşkım, canım, kahvaltı hazır.
Ha, sen hazırlıyorsun kahvaltıyı. Evet, hazırlıyorum. Oh, sonra güzel. Sabah olmayınca bu biraz desibel yükseliyor. Aşkım kahvaltı hazır. Tamam kalkıyorum. Peki tamam kalkıyorsun. İnanmak istiyorum. Sonra bu giderek artıyor ama yani kalkması lazım ve çocuk okula gidecek. Ben çalışmaya başlayacağım falan derken işin boku çıkıyor yani. Hadi artık kalk diyorum böyle sesimi yükseltiyorum ki uyansın yani çünkü başka türlü uyanmayacak. Sonra şuna dönüyor. Niye böyle bu kadar sesini yükseltiyorsun ki? Yani onun öncesi var aslında. Hani benim hakkım yeniyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Müge Anlı'ya gelmiş gibi anlatıyor. Benim hakkım yeniyor. Benim çocuğum kayıp. Bulun şunu. Nehir seni uyandırıyor mu hocam sabah gelip? Uyandırıyor. Vallahi. Evet. Nehir mi uyandırsın, hanım mı uyandırsın? Hangisini tercih edersin? Cevabı aldık biz. Nehir mi? Nehir uyandırsın. O nasıl uyandırıyor? Babacığım, kalk. Ben ne diyorum? Hazır. Aşkım diyorum ben de. Bu geliyor, namı okşuyor, öpüyor. Ben okşamıyor muyum? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor işte. Okşuyor musun? Okşuyorum, öpüyorum. Sakin! Dudağına bakıyorum, coşuyoruz. Çocuk da bugün evde öğrenir diyoruz. Gitmeyi verir okula diyoruz. Gitse öyle bir şey olsa sabah yani. Mesela birbirinize yükselseniz çocuğu okula götürmekten vazgeçer misin? Yok her türlü götürür. Tamam işte daha iyi gitsin okula diye. Oo kadın rasyonel çıktı. Gitsin sonuçta bu adam geri gelecek. Evet. Mesela geliyor Nehir ne yapıyor babacığım diyor üstüne çıkıyor. Üstüme çıkıyor. Üstüme. Nasıl bir hissiyat? Sırtıma çıkıyor. Anlat baba olmayanlara benim gibi. Çok... Yani güzel bunun aslında tanım, başka bir tanım geliyor mu? Yani aşk gibi aslında. Yani bir duygu karmaşası. Hani kızsan kızamıyorsun ama çok seviyorsun. Neye ne kızacaksın lan küçücük? Hayır, kuyruğun. Uyandırıyor ya. Uyandırıyor ulan, tokatlasa ne komik olur. Babacığım kalkar mısın? Sus piç! Kaçta yattım ben biliyor musun? Kulaklık taktım, la la la! Amma şaşırır çocuk ha. Uyandırsan tokatlasan amma şaşırır. Çok da güleriz ama çok şaşırır yani. Onun bir travması bayağı sürer. Doktor öyle diyor. Travması sürermiş. Hiç aklına geliyor mu böyle yani? Yok hiç. Hayır tokat hiç. Değil lan. Ha. Herhalde manyak. Hani böyle bir iki geçiştireyim de kalkmayayım bugün. Gelmiyor. Allah Allah. Yani. Çünkü benim de kalkıp çalışmaya devam etmem gerekiyor. Anladım anladım. Uyku kültürünüz aynı değil o zaman. Aynı anda yatağa girmiyorsunuz. Girmiyoruz. %90. Giremiyoruz. Genelde çünkü o... Sen tercih eder misin öyle olmasını? Bazen şey diyorum, ne kadar çalışacak lan, biraz daha çalışsa ya, ben de uyuyayım diyorum. Nasıl yani, ne demek o? Yani biraz daha işi uzasın da ben de böyle bir rahatımla uyuyayım diyorum yani. Gelmesin diyorsun? Evet. Acaba. Horluyor mu? Horlamaktan daha fazlası yapıyor. Ne yapıyor? Zıplıyor. Zıplıyor mu? Yatakta. Böyle dönüyor. Tam böyle. Ters. Yani işte yatağın bir orasına bir burasına dönüyor. Gülüyor, konuşuyor. Hani bunların tamamının yatakta olduğuna emin miyiz? Evet evet eminim. Normal bir günü bu bir insanın çünkü yok, yani. Bazen ben düşünüyorum. Değil mi ya? Toplantıya giriyor yatakta tabii. Mesut Bey tabii. Yani bazen düşünüyorum hani ben rüya mı görüyorum? Hani olabilir yani insanlık hali yok hani eminim ama bu kadar zaman hocam, eminim yani. Hocam sen canı gönülden yalnız mı yatmak istiyorsun? Hayır. Ne yapıyorsun yatakta o zaman? Hiçbirinin farkında değil zaten. Ne uyuyorum yapıyorsun? Ben. Alkollü mü uyuyor ondan mı? Hayır hayır normal. Normalde de. Evet, normal. Anlat bakayım bari, nasıl dönüyor yani mesela yatak? Yani şimdi yüksek ihtimalle çok çalışmıştır. O zamanlar daha sık oluyor. Tamam. Ben yatmış oluyorum böyle huzurumla yatarken böyle birden haşırtı huşurtu sesi duyuyorum. Bakıyorum gelmiş bu yatağa ve yorganın tamamını alarak yorganı altına alıyor mesela. Nasıl yapıyor inanın bilmiyorum. Fiziken çok olası değil ama yapıyor yani. Haşır huşur böyle huş diye çekiyor hepsini. Yorganın içine mi gömülüyor böyle? Yorganın içine gömülüyor ama... Sen böyle... ana rahmine mi dönmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Bir de terlik. Değil mi ya? Bu Freud'luk bir hikaye bu yani. Ya, yorganı evet, kapatıp böyle hatta... C'nin pozisyonunda oturuyor. Ben ona hatta şey dedim. Acaba hani bir destek mi alsam bununla alakalı? Çünkü mesela şeyden çok korktum. Yastığa böyle... O zaman o sıra ayıktım böyle. Beni bir uyandırmıştı. Yine ben uyumaya çalışıyorum. Yastığa kafa attı 3 kez. Ve kahkahalarla güldü. Ve ben şey oldum tamam. Nasıl kanattım seni? Hocam yastıkla ne alıp veremediğim var? Rüya mı görüyorsun acaba? Rüyanda birine kafa mı attın? Hatırlamıyorum. Gülerek yastığa kafa attı. Böyle pat 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 3 kez böyle. Dedim yani bu gerçek olamaz ya. Hani bir şey var yani. Ya da içine bir şey kaçtı. Hani olur ya böyle... Yine geldik Orta Doğu bataklığına. Gene cinlerin, perilerin konuştuğu bir şey.
Evet. Bir yıldan iki seans dahil olur ya. Ne cinin hepimizin. Yani bilmiyorum olur mu? Çünkü mesela konuşuyor böyle. Bilmiyorum olur mu? Belki de cindir. Belki. Nasfelek okuyalım da ne olur ne olmaz. Hani konuşuyor dedim ya, ağzından mantıklı şeyler her zaman çıkmıyor. Bazen böyle tamamen anlamsız böyle. Ne diyor? Zı falan gibi bir şeyler çıkıyor. Yani hocam, şey yok. Şimdi biraz da o konusunu eşitleyelim azıcık. Sen mesela yataktayken zı deyip yastığa üç kere kafa mı atıyorsun? Atıyorum söylediğine ama göre. Ama mesela yandaki için zor bu. Çok zor. Çok zor. Bunu böyle diyemezsin çok zor diyerek. Ben şey yasa terapi yani bir yere götürürüm. Ben gözlerinin böyle bir şey yaşadığını görsem. Sen kendi ayaklarına git, eşek kadar adamsın. Gideceğim, şey, uyku terapisine gideceğim. İzmir'de bir yer buldum. İzmir'de mi buldun terapi? Ucuz diye. Yok. Profesör, işte 3-5 tane profesör açmışlar. Bir telekonferansta kendisi beni çağırdı direkt. Konuşurken sen dedi horluyorsun uykunda. Anladım. Uyumuyorsun dedi. Konu karşıtı konuşurken. Aa, nerede anlamış? İşte. Belki de profesör, konuşurken uyumuşumdur onu. Konuşurken horlamış, sen adam da anlamış. Sen horluyorum valla. Doktor Bey. Bir tespitim var Mert. İzmir'e gelmen lazım. Sen horluyorsun. Anladım. Oraya gideceğim. Birbirinizi böyle zor durumda satar mısınız lan? Bak Mert geldi eve Gözde. Hı. Tamam dedi ki ya vallahi hayatım dedi. Bir şey oldu dedi. Allem oldu, kallem oldu. Ceset var dedi arabada. Tamam taşırız ya. Bagajda dedi. Bir şey olmaz. Öyle mi? Tabii canım, ne olacak? Bir yere gömer misiniz ikiniz? Bu kesin beni ihbar eder de ben onu etmem yani. Mert. Mert. Bok. O kesin beni satar da ben satmam yani. Nasıl satar? Kendi getirmiş cesedi seni mi ihbar eder? Hayır, tam tersi olsa o beni satar. Oo kesin. Öyle mi? Hocam hemen geldi. Hemen polis arıyoruz yapar yani. Hemen. Geldi hocam cesette ne yaparsın? Olayı dinlerim başta. Dinledin. Kesin bana hak vermezsin ve. Haklıysa. Her türlü yardım edin. Sen şey misin yani? Savcı mısın? Nereden biliyorsun haklı yardım? Sana onlar karar versin diye. Bence haklıysa. Avukatlar mı karar versin? Evet. Oğlum söylemişsin bu tarafa. Neyi? O unuttu hemen cesedi. İyi yalancısın ha. Evet. Hangi ceset? Ne konuşuyoruz şu an? Pardon da yani. Getirdi cesedi. Tamam mı? Dinledin hikayeyi. Tamam. Şimdi sen nereden bileceksin hangisi haklı hangisi haksız? Dinlediğine göre bir karar vereceksin. Evet. Evet. Haklı olduğuna karar verirsem her türlü gömeriz. Öyle mi? Tabii tabii. Hiç peki kendi aranızda bu konu bir daha açılır mı? Açılmaz. Ben açmam. Sen kuzum? Sen vallahi o konuşmayı çok seviyorsun. Sen kesin konuşursun. Ve ben çay koyarken Kore'de ne güzel gördük abi. Kıskançlık haberlerini şöyle bir düşünelim. Hocam şimdi senin çok eski sevgilin yoktur da 16 yaşından önce kim olacak anasını satayım? Benden önce 2 senelik ilişkisi vardı ya. Öyle ya değil. Ne yaptın sen? Beşik Kertmen'le mi çıktın? Ne yaptın? Bizim yatılı okuldu. Darüşşafaka Lisesi biliyorsunuzdur. Orada yatılı okurken ister istemez bazı ilişkiler gelişebiliyor. İster istemez mi? Yanlışlıkla olmuş gibi anlatıyorum. Oğlum 14-15 yaşında. Hayır, bizden hoşlanıyorsun işte. Gel benimle çık diyorsun. Ben böyle çıkma dediğimiz şey o zaman. Tabii. 4 ile 6 arası var okulla şey arası, etüt arası. Bir de 9 ile 10 arası var. İçim çekildi ya. Hikayelere bak. 4 ile 5 arası diyor. Etüt diyor bir şey diyor. Etütü ben dedim doğru. Kız ben de senin gibi oldum. Kendi söyledim ve kendim dedim ya, şimdi. Ya ya. Beni de kendine benzettin. Siz beni kendinize benzettiniz de o yüzden. Neden? Çok Mesut Süre etrafım ve ben çok Mesut Süre'ye dolduk. Yılların birikimi yani. Mesut sen, Süre bizim aramızdan biri yani. O yüzden. Eski rabarbacısın. Evet. Tamam biz bu programdan sonra bence arkadaş olduk artık. Vallahi ne güzel olur. Bence olduk. Ben zaten öyle hissediyorum yani. O zaman bir mangala bekliyoruz. Abi mangal hayır ya. Ya biz bunları kuliste de konuşurduk. Ne oluyor şu an insanların önünde? Yarın gel. 4 gibi gel. Tamam geleceğim. Okey. Abi hayatımızda mangal gerçeği var. Çok kötü. İyi midir mangalı? Çok iyidir ama yani bütün yazımızı işgal edecek kadar her hafta sonu mangal yapar. Hani boş zaman mı var mangal yapalım. Hani başka bir dünya yok yani onun için. Öyle mi? Sürekli böyle evet. Sen hocam bu mangalı yaparken yiyen misin? Yerim de. Sofra da koyarım böyle meze falan. Bütün vallahi mezeleri kendisi yapar. Dışarıdan almam. Ben hiçbir şey yapmam yani bu arada. Sen peki sarhoşluğunu gördün mü gözlerin? 2 kere, 3 kere. Nasıl oluyor sarhoşluğu? Sarkıntı. Bunun iyi bir şey. Burada bıraksak ya açıklatmadan. Hafif kadın. Ne kadar ayıp. Ne oldu? Sarkıntı mı? Kime? Bana. Sana? Evet evet. Aa. Olur olmadık yerde yürür yani hiç. İçince sarı coşuyor mu? Bir dakika ne zaman yürüdüm ya? Bana diyor ki kadın bir dakika diyor susuyor. Programa geldim noktaya bir dakika. Ne zaman yürüdüm onu? Bir dur lan. Ne zaman yürüdüm ya? Sokacağım mikrofonu götüre sus açık. Ne zaman yürüdüm?
sonra veririm. Ne zaman yürüdün sarhoş? Ver ver, su ver. Siz zaten rahatsız. Ver ver ver. Allah sen ver ya. Hocam filtre kahve yaptırarak mı ister misin kişilere? Şimdi içip içip sana yürüdüğü bir anı anlat bakayım. Hatırlamıyorum. Baraka vardı o zaman. Baraka. Taksim'de. Tamam. Orada çalışıyordum ben. Sarhoş değilim ben o anda, bilinçliydim. Tamam. Ne yaptı orada? Oraya işte arkadaşlarımız gelirdi. Hani çalışandım ama hani 1 liraya bira içerdik o zaman, 5 lirayken bira. Bayağı hani personel indirimi adı altında. Gelip işte tekilası, vodkası, birası ne varsa içerdi hanımefendi. Evet. Sade de gel. Tamam, geliyorum. İşte o içim içim. O gün de 9'da kalkmışım. Beraber barı kapattığımız akşam beni mutfağa sokmaya kalktı orada. Mutfağa? Ben çok korktum. Yaşım 18'de. Şey mi yaptı? Mutfağı sürüklemeye mi çalıştın? Evet, hemen kapı çıkışındaydı mutfak. Oradan mutfak kapısını açıp beni içeri sokmaya çalıştım. Hatırlamıyorum. Sen ne yaptın? Ben dedim burada olmaz. Çok net adam. Burası zor. İşte. Bir kere günah, nimet var içeride. Evet evet, çok şey böyle. Onun böyle kuralları olur ve ona göre yani. Hayatım ama bak şimdi. Seni de çok sevdik ama onun kuralları olur diyeceğimiz bir yerde miyiz şu an? Adam mutfağa sokmaya çalışmış yani. O kurallar hepimizde var yani. Evinin mutfağı tamam da bar mutfağı. Ama kimse yok. Bu arada... Allah Allah, kimse arada... yoksa her yer evim benim. Diyelim Milli Park, kimse yok. Bu arada hatırlamıyorum ama orası da böyle sürekli gittiğimiz bir yer, evimiz gibi yani. Ama bak böyle çıkamayız konudan yani. Eviniz gibi hissettiğin için sen dedin ki ben şu çocuğu bir mutfağa sürükleyeyim. Demişim. Yaşın yani. 20, 18. Reşit doğmuş. Benden uzun. Reşit doğmuş diyor. Fırsat mı fırsat? Pipisi de var. O an sende net bir şekilde var yani hocam. Tabii. Sende yok. Çünkü çalışırken içmez. Sen hatırlamıyor musun, hatırlamazlıktan mı geliyor? Abi yemin ederim hatırlamıyorum. Hatta ben şu an şunu düşünüyorum. Başka biri olabilir mi acaba? Ben zannediyor. Yani bir işkillendim sen yani. Sen niye böyle deden gibi şöyle yaparken yarım kestin? Ne? Böyle yaptın. Lan oğlum yorulmazsın. İkinciye yap şunu ya. Hayatımda ilk defa beden dilinden böyle kısan adam gördüm. Böyle yaptım. Ya hareket şudur yani. Ah, yaparsın. Ya ne oldu ben şimdi? Ne oldu? Biraz da yoruldum. Gözüm karardı gerçekten şu an. Niye kestin hareketi bir anda? Onu zoomlayalım ya Baran. Hocam o mutfakta kimseyle öpüştün mü başka? Hayır. Aç kal lan. Uyduruyor, öpüşmüştür kesin. Olur lan, barda her şey olur. Bence de. Var öyle bir bok yemesi de. Senden öncedir ya. Benden önce olamaz. O zaman zaten Reşit değildi. Barda çalışamazdı. Ha. Barda çalışmaya başladığında... Hocam artık... o barda sadece gözleyim öptün. Evet. Doğru söyle. Allah belanı versin. Yemin ver. Ya şöyle değil. İlişkidesine bak. Kızın üzerine yemin et. Allah belanı versin diyordu. Allah kahretsin böyle programı. Bir şeyler oldu. Ama anlatmıyor. Ne oldu? İşte bir şeyler oldu. Ben de bir yakaladım bir şeyler. Aa! Tabii. Gelsene şu konuya ya. Tabii ki. Ne yakaladın lan? Böyle mesajlaşmalar telefonla falan. Ne yazmışsınız? Sonra... Birine bir arkadaşıma şarkı gönderdim. Hayır, Mert'cim senin sevgili yok muydu mesajı? Demek ki bir şey olmuş ki kız da mesajı atmış. Şarkı mı gönderdin? Atmış. Şarkı gönderdiğim üzerine böyle bir mesaj. Niye, niye şarkı gönderdin? Arkadaşı da hayatımızdan çıkardık zaten sonra. Böyle mi kapatalım bu konuyu şu an, öyle misiniz? Bir dakika. Bir dakika olan... Düzenli olarak beni susturuyorlar ha. Yani sonra da hayatımızdan çıkardık. Artık daha sorma yeter. Konuşabiliriz. Programın kalanında bunu konuşacağız sadece. O şarkıyı sen niye attın? Sevdiğim bir şarkı, sevdiğim bir arkadaşımdı. O yüzden gönderdim. Romantikli bir şarkı. Romantikli bir şarkı. Romantik bir şarkı. Kaç yılın hikayesi bu yine? 2010. Ha yeni. Hayır. Çok da eski değil yani. 2010 değil. Ne yapayım, uyudun mu sen? Ne yapayım? Horlar şimdi belli mi olur yani? Bir dakika, 2010 değil. 2010, 2010 yılı. 2007. Yuvarlanıyor bir yandan. Konuşuyor. Benim ceketi çekmiş, içime kapanmış bu. 2007. Yanlış 2007. Anlatıyor ama şu an. Ha tamam, ne sen ne yakaladın? Olay ne biliyor musun? Şimdi ilk önce bir mesajlaşma oldu. Bu Mert akşam olan... Bu Mert. Bu program bitiyor, nihayet öğrendik hocasının adını. Bu Mert diyor.
gündüz vakti bir arkadaşına bir mesaj atıyor, akşam değil. Bu başka bir gün. Sonra başka bir mesajlaşma olayı, o başka bir gün. Son mesajda, yani Mert'ciğim senin sevgilin yok muydu mesajı, Mert'in sarhoş olduğu bir akşam yaşanıyor. Tamam. Ben böyle bir mesaj görüyorum. Diyorum ki yani kız Mert'e sevgilisi olup olmadığını soruyorsa demek ki Mert buna yürüyor yani her insan gibi. Sonra bu kızla başka mesajlaşmalar yakaladım. Sonra da olay şöyle örtüldü. Ha, o mesajı ben atmadım, şey atmış onu ya, arkadaş atmış, o atmış. Ben ha tamam öyle mi dedim. Böyle inanmış hayattım. Messenger yazmışlardan bahsediyoruz. Öyle devam ettik ilişkimize yani. Neyden akıcı? Messenger. O zaman MSN. Daha Messenger. MSN vardı bu. MSN evet. Ha, orada mı? O yazışma. Sen mi yazıştın onu? Hayır. Arkadaşım. Arkadaşım. İnananlara o desin. Bir tane çıktı gene bak. Bana yeter. Hadi abi diyenlere o desin. Oh be. Bunu da burada akladığım için çok mutluyum. Evet. Ama hala ben yazmadım. Senin hesabından başkası mı yazdı dakikalarca? Arkadaşım. Neden? Bizeydi o akşam. O arkadaş. O online. İsmini de verelim Barış. Barış ya. Bizim... Çağıralım buraya gelsin. Ben böyle dolandırıcı görmedim. Çağıralım o da anlatsın. Barış. Ay bunlar da böyle etli tırnak gibi yani. Hani bir satmaz. Asla satmaz. Hayatta anladım. Satmaz yani. Satar. Barış'ın var mı sevgilisi şu an? Evli. Evli. Evet. Yeni evlendi. Çağır lan Barış'ı bırakayım hadi. Var mı telefon yanınızda? Yok. Ara Barış hadi. Alayım mı çağır? Telefon var mı yanınızda? Sabaha kadar buradayız o zaman. Yetiş. Sabaha kadar mı? Çok uzun konu değil lan bu. Numarası aklımda değil ama içeriden telefon almam lazım. Telefon numarası ha. Getirelim mi Canberk? Getir bir ara aratalım Barış'ı. Aratalım diyenlere o desin. Bravo. Dur sen dur. Yüzleşin. Yer miyim lan ben bunları? Ya Barış boşanacak bugün? Ya burası çatırlayacak? Ne olacaksa olsun. Alo ne diyor ne bırakıyor 2007'nin konusu ya? Eme sen ne lan? O değil. Olur. Hangi kız ya? Oğlum siktir git uyuyoruz biz bir dakika ya. Oğlum biz yeni evlendik biz tavşan gibiyiz şu an kıpır kıpırız ya. Mesut Bey kendi alıyor telefonu. Niye sen şimdi böyle yapıyorsun şu an? Şimdi o önceden arayıp bak diyecek. Kontrol edin önceden diyecek. Aramasın Barış'ı. Ya. Buraları koyalım. Önceden aramasın. Hadi ulan. Barış'ın sesi geliyor arkadan. Alo. Tamam, otur abi. Biraz da zahmetli oldu. Estağfurullah. Oğlum yok, ekibe söylüyorum sana. Estağfurullah diyor. Kendi bok yemiş, telefonunu aldı. Vallahi yorulduk ha. Yok bu, gidecek alacak kimse yok muydu Mesut Bey? Bana kadar. Ya işte de toparlarız. Hoparlör aç. Açacağım. Aç. Mikrofonunu yakın tut. Efendim bebeğim, nasılsın? Alo. Hello. Nasılsın? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu an 500 kişi seni dinliyor acı. 500 kişi, iyi evet. Güzel rakam. Mesut Süre'deyiz. Ha, Mesut Süre'desin, çok güzel, süpermiş. Şimdi... Hocam bırak şimdi lay lay lom. Birbirinizi sonra översiniz şapur şupur, dur şimdi. Telefonu vereyim. Verme, ben buradan duyarım. Fazladır ya. Yok sahne 500 kişi. Barış! Ya size ne 300'den 500'den? Dur acık. Yüzden bilet satsa iyi para abi Süre için. Sesi gelmiyor. Dayı gibi konuşuyorlar karşılıklı. Dur. Sesi gitmiyor. Ses gelmiyormuş. O yüzden... Sen çevir. Ben buradan duyayım çevir. Barış. Barış. Efendim. Seneler önce. MSN'den. MSN'den. O kıza sen mi yazdın ben mi yazdım? O kıza sen mi yazdın ben mi yazdım? Ben yazdım. Barış. Şu an eşin yanında mı? Şu an eşin yanında mı? Değil. Kapat. Kapat. Kapat diyor. Kapat. Bokumu inandık Barış. Kapat. Hacı görüşürüz arayacağım ben seni yine. Öpüyorum hadi. Bay. Bana sohbet ediyordun. Hacı görüşürüz. Ne yaptın akşam? Galatasaray maçı var ya 8.30'da. Ne yapalım? Üst oynadın bana. Sen oynadın mı? Oynadın mı? Normal konuşma. Yani ne oldu şimdi mesela? İşte yine aynı şey oldu. Karısı yanında yokken bir iddiada bulundu. Yine inanmadık. Karısı ne alakası olayım ben? Karısını anlamadım.
İşte boşayacaktı onlar. Hayır, şu anda yanında... Bu deli de manyak. Boşanacaklar işte. Sence Mert bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Ya, çok zor soru. Bulamazdı be. Bulamazdı. Az bile söyledin. Tabii ki bulamazdı. Rüyasında bile ya. Bulamazdı. Bence de bulamazdı ya. Vallahi bokumu bulurdu, bokumu. Coşmuşum. Hiç. Aa, bulurdu bak. Nida'ya gerek yoktu. Ben de katılıyorum yani. Hakikaten neden böyle düşünüyorsun bulamayacağını? Çünkü ben hani sevgisini de çok gösteren bir insanım. Doğru. Hiç sakınmam. Bunu da herkes yapmaz. Hem her şeyine hani olumsuz taraflarını göz ardı edip bu kadar zaman aynı sevgiyle yaklaşmak ve içten gelerek bunu yapmak kolay değil ben yani. Ben sana bayıldım ha. Arkadaş olacağım ben seninle. Ya teşekkür ederim. Valla. Sağ ol. O yüzden bulamaz yani. Şimdi millet çakal olmuş. Ne oluyor lan bir anda? Mesut Bey! Ölüler de zannediyor ki diriler her gün helva yiyor tabii. Anlamsız bir özlü söz geldi ya. Çukur dizisinden çıkmış söz geldi. Herkes uydur ama kimse gerçekten yaşamaz. Ha! Tabii. Mert! Şekersin ya Gözde. Mert, Gözde senden bu hayat yolunda daha iyisini bulabilir miydi? Bulurdu. Nereden anlıyoruz bunu? Genel istediği şey noktalardan. İşte hani sevgisini daha fazla gösteren bir insan illaki bulurdu. Anladım. Seyircimize soralım. Soralım. Gözde! Mert'ten daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Evet. Mert Gözde'den daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. O siktir lan. Ama manipülatif demiştim. İlk defa bu kadar netim seyirciye karşı. Ne olacaksa olsun hepinizi karşıma alırım. Vallahi iki metreyim lan ben. Ne gördün? İlgililer. Baştan yapacağız. Sıçan demokrasi yok. Hiç ses beklemiyordum. Neyini beğenmediniz şu kızın? Hepsine paralarını geri verin. Yayınlamıyorum bu bölüm ben. Özür dilerim. Puanlayalım. Çağdaşlık. Hocam çok da hakim değilsin. Birkaç kişiyle beraber iş arkadaşları tatile gidebilir mi sensiz? Gider. Hiç takılmazsın o konuya. Arar mısın her gün? Ne yaptın? Ne yaptın? O beni aramadığı zaman ben sadece gece ararım. Bir de sabah gündüz ararım yüksek ihtimalle. Onun dışında o ararsa arar beni. Öyle mi? Tabii. Nefis. Kuzum, Asal gider mi? Gider gider. İstediği yere gidebilir. Ama nah çekiyor. Cehenneme kadar yolu var. Ama şey de bir düşünürüm yani. Çok içecek mi? Çok içince İçince yapacağım... bozuyor mu? Bozuyor ya. İçince emin değil misin ne yapacağını? Değilim. Hiçbir şey hatırlamıyor çünkü. Bir kadınla uyuyor olma ihtimali var mı? Her canlıyla uyuyor olma ihtimali var. İki tane kanguru almış sağına soluna. Ben de senden hoşlandım. Öbürü kim? Kocam mı? Yani ayıkken... Yani... Alkolsüzken uyurken ne yaptığı belli değil. Bir de alkol alıp uyuduğu zaman o hiç belli olmuyor. Yani. Öyle mi ya? Ne olabilir yani alkol alıp uyusa? Yani tanımaz kiminle ne yaptığını, hatırlamaz asla yani. Oldu mu böyle bir örneğin de yok? Öyle olmadı. Atıyorsun sen. Yok yok eminim ama yani. Gerçekten hani Mert'cim, hatırlamıyorum. Böyle şey olabilir mi yani içip içip? Olamaz. Saçmalama falan. O hiçbir zaman bu konuda şeyini kaybetmeyeceğini, kontrolünü kaybetmeyeceğini düşünüyor. Ama kendini hiç öyle görmediği için ben görüyorum yani. Şu an kimseyi tanımayacak halde oluyor yani. Çağdaşlık. 8 ve üzeri diyenler o desin. Tamam lan. Yeter ya. Yeter çok bile ya. Sadakat. Ama içince de. Alkollüyken de sadakat. Sadakat. 8 ve üzeri diyenler o desin. 10 diyenlere o desin. Bir düşündürdü. Manipüle ettin ha insanları. Ama Mert'i daha çok sevdiler. Olsun. Genelde öyle olur anlamıyorlar zaten. Anlamıyorlar ya. Bırak ya. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi.
Bayıldım ben ikinize de. Ya, teşekkür ederiz. En dışa dönük, her şeyi paylaşan çiftlerden biri oldunuz. Teşekkür. Benim herhalde gelmiş geçmiş ilk beşime, ilk konuma girdi bu bölüm. Şimdi ya teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok sağ olun. İlk 50 nereden baksan girdi. Yine de razıyım ben. Gelmiş geçmiş bayağı bölümlerimiz var, düşündüm şimdi de. Kendi aradaki eğlence düzeyi ben 10 veriyorum. 9 ve üzeri diyenler o desin. İyi bölüme geldiniz lan. Vallahi billahi. Biri demin küstük abi, barıştık ya, değil mi lan? Abi hepimiz asiktir dedi. Pezevenk kötü kalkmış ya. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Hanımlar beyler! Parayı bulursun da ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Bay bay! Görüşürüz!